sevgili arkadaşlar. Şimdi şu ana kadar anlattığımızdan taban tabana farklı bir devlet yapısı anlatacağız. Kimi? Uygurları anlatacağız. Şimdi bu döneme kadar anlattığımız Türk yaşamından tamamen farklı bir yaşam. Onların zaten ilk özelliği de bu. Çünkü onlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti. Uygurlar Çin kaynaklarında Şahin gibi hücum eden anlamında kullanılmıştır. Uygurlara pek yakışan bir yapı değil aslında. Çünkü Türklere göre savaşçı özellikleri düşük ama yine de baktığımızda bu unvanı onlara layık görüyorlar. Kurucuları Bilge Kırkağan. İlk merkezleri Ötüken, daha sonra Ordubalık. Zaten bakın. Uygurlar şehirlerine balık unvanı, balık ismi veriyorlar. Arkadaşlar, Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devlet diyoruz. Çünkü onların dini yaşamları değişiyor. Bakın. Mani dinini benimsiyorlar. Kimin döneminde? Högük Ağa'nın döneminde. Göktürklerin en parlak hükümdarı Mukan Kağan'dır sorusundan sonra şöyle bir soru da bizi şaşırtmamalı. Uygurlar, onlar için tarihin en önemli aşamalarından birisi olan Mani dinine geçişi hangi hükümdar döneminde yaşamışlardır? Arkadaşlar, Mani dini, ışık dini anlamına da geliyor. Ayla güneşin, karanlıkla aydınlığın mücadelesi diyorlar Mani dinine. Ve bu anlamda zaten sadece sosyal yaşamlarına değil, siyasi hayata da etki ediyor. Bakın, Uygur hükümdarları Ay Tengri, Ay, Kün gibi ünvanlar kullanmaya başlıyorlar. Peki, şimdi Mani diniyle birlikte yerleşik hayat başlıyor. Öğrenciler genellikle şunu soruyor. Ya hocam, Mani dininin yerleşik hayata geçişi şart kılan unsuru ne? Şimdi arkadaşlar, Mani dini bakıyoruz, sabit bir ibadethane istiyor. Yani mimari yapı istiyor. Bir, et yemeyi yasaklıyor. Et yemek ve kan dökmek yasak. Neyi zorunlu kılıyor? Tarım. Şimdi tarım ve mimari de zaten neyi zorunlu hale getiriyor? Yerleşik yaşamı zorunlu hale getiriyor. Hiç bize göre bir yapılanma değil. Kan dökmek yasak. Savaşmayı da bu anlamda önlüyor. Et yemek yasak. Eti yasaklayan din mi olur, değil mi? Şöyle bizimki gibi mangalı destekleyecek din dediğin. Hiç bize göre, hatta bizim şirkete göre de değil. Onu söyleyeyim size. Öyle yemeğinde sebze olduğunda kaçanlar var. İsimlerini verip de şifre edeyim mi? Edeceğim artık ama. Bir yerde edeceğim yani. Neyse. Arkadaşlar, et yemek yasak, kan dökmek yasak, sabit bir ibadethane. Bakıyoruz bunlar mimari ve tarımı zorunlu hale getirdiği için Uygurlar yerleşik hayata geçiyorlar. Bakıyoruz doğal olarak, demin söyledim, tarım gelişiyor, mimari gelişiyor. Sulama kanalları yapmaya başlıyor Uygurlar, kullanmaya başlıyorlar. Şehirler oluşturuyorlar. Yerleşik yaşamın vazgeçilmez unsuru. Uygur şehirlerine ne deniyor dedik? Balık kavramı kullanılıyor dedik. Arkadaşlar, taban tabana farklı bir yapılanma görüyoruz. Sanat değişiyor, din değişiyor, siyasi hayatta önemli değişiklikler var. Bakıyoruz, pek çok şeyi etkiliyor. Bu anlamda farklı bir yaşam, kültürden uzak bir yaşam ama desteklediği unsurlar da var milli hayatı. Ne gibi? Şimdi bakın, yerleşik Türk yaşamından uzaklaşıyorlar ama ulusçu özellikleri de yok değil. Nasıl var? Bakıyoruz arkadaşlar, kendilerine özgü bir alfabe oluşturuyorlar. Türk tarihinin ikinci milli alfabesini Uygurlar yapmıştır. Birincisini Göktürkler yapmıştı, ikincisi Uygurlar. Ulusçu. İkincisi, arkadaşlar, Mani dinine girmelerine rağmen Mani dinindeki terimlerin Türkçe karşılıklarını kullanmışlardır. Şöyle bir soru gelirse diye verdim bu ikisini. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Geleneksel Türk yaşamından uzaklaşmış olmalarına rağmen Uygurların milli özelliğe de sahip olduğuna kanıt olarak 1, 2, 3 hangileri gösterilebilir derse, Uygurların ulusçu özelliğinin en önemli göstergeleri Mani dinindeki terimlerin Türkçe karşılıkları ve ikinci milli Türk alfabesi olan Uygur alfabesini kullanmalarıdır. Unutmayın. Arkadaşlar,
Bakın, Uygurlar Türk hukukunda da çok önemli bir ilke imza atıyorlar. Türk töresi sözlü hukuk kurallarıdır. Anlatacağız kültürü varlıkta. Türk töresini yazılı hale getiren ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir derse, Türk töresini yazılı hale getiren ilk Türk devleti Uygurlardır. Ama ben de soru şöyle daha zor hale gelir. Yine demeyin hemen zoruna gidiyor diye. Arkadaşlar, ben olsam şöyle sorardım ÖSYM'nin yerine. Türklerde töreyi yazılı hale getiren ilk Türk devleti Uygurlardır. Uygurların bu gelişmeyi yaşamasında temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? Bakın unutmayın, temel sebep ticarettir. Şimdi öğrenciler burada diyor ki hocam ticaretle ne alakası var? Arkadaşlar Uygurlar özellikle Çin'le yaptıkları ticari ilişkiler esnasında sözleşme, akit mantığı geliştiriyorlar. Bu sözleşmelere hak ve sorumlulukları yazılı hale getiriyorlar. Peki günümüzdeki yazılı hukuk kurallarının da temel mantığı şu değil mi? Kişilerin kişilerle ya da kişilerin kurumlarla karşılıklı olarak hak ve sorumluluklarının yazılı hale getirilmesine biz yazılı hukuk kuralı demiyor muyuz? Buradaki sözleşme akit mantığını adamlar neye dönüştürüyor? Yazılı hukuk kuralına dönüştürüyor. Anlaştık diye düşünüyorum. Sanatta farklı gelişmeler var. Bakın, orta oyunu, pandomim, şan Uygurlarda. Bu arada orta oyunun başlamış olması Türk tiyatrosunun da aslında başlangıcı kabul edilebilir. Arkadaşlar, sadece Türk tarihi için de değil, dünya tarihi için ilk çiçek aşısını Uygurlar buluyor. İlk çiçek aşısı. Arkadaşlar bakıyoruz, mesela burada da hep şey geliyor öğrencinin aklına, çiçek aşısı sorusunda lale devri geliyor. Osmanlı'da ilk kullanımı lale devri. Çiçek aşısının bulunuşu çok çok önce. Uygurlar bu anlamda tıpta da gelişmiştir. Sadece çiçek aşısı değil. Bakın onların otacı, emci dediğimiz yarı din adamı yarı hekim kişileri var. İlaçlar yapıyorlar. Aşılar buluyorlar. O kişilerin bulmuş olduğu o çalışmalar günümüzdeki eczacılık sisteminin temelinde de çok önemli. Günümüzde kullandığımız 60'a yakın, dikkat edin 60'a yakın ilacın ve iğnenin temelini Uygurlar buluyor. Bu anlamda tıpla ya da eczacılıkla ilgili bir şey görürseniz bile Uygurlarda şaşırmayın. Arkadaşlar Türklerde örgün eğitim, örgün öğretimin ilk kez başlangıcı Uygurlarladır. Askeri eğitim ilk kez Hunlarla başlamıştır. Ama örgün eğitim, günümüzdeki okul mantığıyla eğitim ilk kez kiminle başlıyor? Uygurlarla başlıyor. Dikkat! Uygurlarda eğitmenlere bahşi unvanı veriliyor. Hani test çözerken falan test kitaplarında da tanım sorusu çok geliyor. Bahşi neymiş? Uygurlarda eğitmenlere verilen unvan. Arkadaşlar Türk tarihinin ilk kütüphanesini de Uygurlar buluyor. Çünkü onlar ciddi sayıda kitap da yazıyor. Birazdan bahsedeceğiz. Arkadaşlar yine yerleşik hayatın en önemli göstergelerinden birisi sayılan fresko dediğimiz duvar resimlerini Uygurlar buluyor. Fresk ya da fresko sorularda görürseniz. Duvar resmi. Peki duvar resmi için ne lazım? Önce bir duvar lazım. Bu durumda fresko neyin göstergesi? Yerleşik hayatında göstergesi. İslamiyet sonrası gelişecek bir sistemin ilk versiyonu da Uygurlarda. Evet. Tam adı belki vakıf değil, tam karşılığı Türk İslam'da kullanılan vakıf sistemi değil ama vakıf sisteminin temellerini ilk kez kim atıyor arkadaşlar? Uygurlar atıyor. Türklerde, dikkat edin dünya tarihinde değil, Türklerde kağıt ve matbaayı ilk kez Uygurlar kullanmıştır. Arkadaşlar, Türklerde kağıt ve matbaa diyoruz. Niye? Çünkü dünya tarihinde ilk kullanan Çin. Çin'den öğrenip Türklerde ilk kullanan kim? Uygurlar. Matbaa sorularda karşınıza ne ismiyle de gelir? Hareketli harf sistemi adıyla da gelir. Nereden geliyor hocam bu isim diyorsanız, tahtadan kalıplar kesiyorlar, harfler kesiyorlar. Bunları ilkel şekilde dizinliyorlar ve hareketli baskı tekniği kullanıyorlar. Bu yüzden hareketli harf sistemi deniyor. Türklerde kağıt ve matbaa ilk kez Uygurlarla başlıyor. Karabalsagun, Sinevuşi, Moyançor, Taryat, Ulangom yazıtları Uygur yazıtlarıdır. Şöyle bir soruda kullanabilir. Aşağıdaki Türk yazıtlarından hangisi Uygurlara aittir değildir? Karabalasagun, Sinevuşi, Moyançor, Taryat, Ulangom yazıtları Uygur yazıtlarıdır. Arkadaşlar önemli kitaplar oluşturuyorlar.
kitap basıyorlar. 8 yükmek, altın yoruk, ırk bitik, Kalyanamkara, Pampamkara hikayeleri yine Uygurlara ait önemli kitap örnekleri arasında. Güzel soru olur. İşleyeceğiz bunların içeriğinin neler olduğunu Kötürgalık'ta. Göç ve Türeyiş destanları yine Uygurlara ait. Türeyiş'te bir ağacın ışık üzmesi yaratması, burada işte bir Uygur prensesinin bundan hamile kalması ve soyun devamını anlatıyor. Göç'te de büyük bir kıtlık esnasında dağlar taşlar dile geliyor. Göç, göç, göç diye iniyor ve göç destanı da bunu anlatıyor arkadaşlar. Dikkat ediyor musunuz? En çok özelliği Uygurlarla ilgili verdik. Aynı zamanda verdiğimiz her özellik, her madde aslında bir soru. Bu yüzden karşınıza yine bu da çıkabilir. Arkadaşlar, Türklerde bankacılık sisteminin ilk temelleri Uygurlarla başlamıştır. Adamlar bildiğiniz çağdaş yaşamın neredeyse temellerini atıyor. Tıp ve eczacılıkla ilgili olan kısımdan demin bahsetmiştim hatırlıyorsanız. İslam sonrası gelişecek olan minyatürün ve Çin'inin ilk örnekleri Uygurlardadır. Arkadaşlar, evet, minyatür ve Çin'i İslamiyet sonrası gelişmiş sanatlardır. Ama ilk örneklerini Türklerde kim vermiştir derse Uygurlar vermiştir. Moğolları etkiliyorlar. Niye? Çünkü arkadaşlar Moğollarda Uygurlar önemli görevler alıyorlar. Önemli görevler alıyorlar. Bakıyoruz, bu anlamda katiplik, memurluk görevlerini Uygur Türkleri üstleniyor. Ve Moğolların Türk kültürünü tanımasında Uygurların önemli bir yeri var. Arkadaşlar, mimaride daha sonra da çok etkili olacak bir akımı Uygurlar başlatıyor. Mimariye, Türk-İslam mimarisine de taşıyacağımız Türk üçgenini kim buluyor? Uygurlar buluyor. Uygurlarda resim de gelişiyor. Uygur ressamlarına da ne diyoruz? Bedizci. Uygur ressamlarına bedizci unvanı veriliyor. Uygurların bir kısmı hala bugün Çin'e bağlı. Doğu Türkistan bölgesinde maalesef ki ciddi baskı altında yaşamaya devam ediyorlar arkadaşlar. Evet, Uygurlarla ilgili de temel özellikleri bu şekilde vermiş olduk. Şimdi Büyük Türk Devletleri yapılarıyla aslında işiniz bitti. Asya Hunlarıydı, Göktürklerdi, Uygurlardı. Büyük Türk Devletleri ile ilgili işimiz bitti. Diğer devletlerin de birkaç özelliğinden bahsedeceğiz. Çünkü onlar da sorularda gelebiliyor. İşte Macarları, Avarları. Ama ondan önce size şöyle bir şey yapmak istiyorum. Orta Asya'daki Türk devletleri ve toplulukları, Avrupa'daki Türk devletleri ve toplulukları kimler? Şu tarz bir soru da gelebilir. Hangisi farklı bir coğrafyada kurulmuştur? 4 tane buradan verir, bir tane oradan verir. Ya da tam tersi. Hangisi Orta Asya'da kurulan devletler arasında gösterilemez, Türk devletleri arasında gösterilemez gibi bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Orta Asya'da yapılanlar, Asya Hun Devleti, Göktürkler, İkinci Göktürk yani Kutluk Devleti, Uygurlar, Hazarlar, Avarlar, önce Orta Asya'da, sonra Avrupa'dalar, Türkişler, Sibirler, Akunlar, çoğunu gördük zaten farkındaysanız. Kimekler, Kırgızlar, Karluklar, Başkırtlar, Oğuzlar, arkadaşlar Orta Asya'daki yapılanmalar. Peki Avrupa'da olanlar hangileri? Avrupa Hun Devleti, Macarlar, Bulgarlar, Avarlar, Kıpçaklar, Peçenekler ve Uzlar. Şimdi bir soru daha üretmeye çalışalım. Dedik ki hem Asya'da hem Avrupa'da siyasi varlık gösteren Türk toplulukları içerisinde 1, 2, 3 hangileri vardır dedi. Bakın, Hunların hem Asya'da hem de nerede kolu var arkadaşlar? Avrupa'da. Demek ki ikisinde olanlardan sorarsa Hunlar var. Doğru mu? İkincisi, Avarlardan bahsettim bakın. Avarlar, Göktürkler kurulmadan önce Ötügen'e sakin olan güç. Göktürkler onları göçe zorluyor. Ve nereye geliyorlar? Avrupa'ya. Avarlar var. Arkadaşlar, Macarların yok, Bulgarların yok, Kıpçakların bu yapılanması yok, Peçeneklerin yok, Uzlar. Aslında Uzlar, Oğuzların Hristiyan olan koldur. O anlamda bir bağ kurabiliriz. Ama büyük ihtimalle soracak olursa, bunları ve Avarları soracak. Her ikisinde de siyasi yapılanma oluşturanlarla ilgili yine bu konuda da bilginiz olsun istedim.
O zaman gelelim diğer Türk toplulukları ve devletlerine. Önce neyle başlıyoruz? Hazarlarla başlıyoruz. Arkadaşlar, bu kısımda moda mod hepsini ezberlemenizi istemiyorum. Ama soru özelliği var mı? Var. Şimdi bu arada siyasi tarihi bu kadar detaylı gidiyor olmamız şu anlamda da bize kolaylık sağlayacak. Kültür uygarlık anlatırken bir sürü şeyi buradan kullanacağız. Haberiniz olsun. Hazarlar dediğinde soru büyük ihtimalle neyle ilgili gelir hocam diyorsanız bence dinle ilgili gelir. Dinle ilgili ne gelebilir? Arkadaşlar, Hazarlar Museviliği kabul eden tek Türk devletidir. Museviliği kabul eden tek Türk devleti. Şimdi Musevilik milli bir din anlayışıdır. Dünyanın ilk tek tanrılı dinidir. Ama Hristiyanlık ve baktığımızda Müslümanlık gibi yayılmamıştır. Niye? Çünkü bunlar sadece kendilerine geldiğine inanıyorlar. Bugünkü İsrailoğulları, Yahudiler. Arkadaşlar, Museviliği ticaret esnasında Hazarlar kabul ediyor. Kimin dönemi? Bulan Han dönemi. Yine hükümdarla sorabilir, belli olmaz. Bakıyoruz ama halkın tamamı Musevi değil. Yöneticiler Musevi ama halkı Museviliği kabul etme konusunda zorlamıyorlar. Bakın buradan şuraya gidiyorum. Demek ki ülkede ne var? Dini hoşgörü var. Hatta bunun tek göstergesi bu da değil. Arkadaşlar, ülke içerisinde farklı ibadet merkezleri yapılan kazılarda yan yana bulunuyor. Bunun dışında Hazarlar kendi meclislerinde yeri geldiğinde dinle ilgili fikir almak gerekirse farklı din adamlarının da fikirlerine yer verebiliyorlar. Bakın hepsi neyin göstergesi? Hani son zamanlarda yorum sorusu çok çıkıyor ya, bunları görürseniz bunlar hep dini hoşgörünün bu ülkede yaşandığının göstergesi. Hazarlar dini hoşgörüye niye önem veriyorlar? Çünkü Hazarlarda şöyle bir inanış var. Dini hoşgörü ülke içerisinde barışı sağlar. İşte bu yüzden bu döneme ne deniyor? Hazar barış çağı deniyor arkadaşlar. Kavramın karşılığı olarak görürseniz şaşırmayın. Pan-Hazariya diye ifade ediliyor. Yani Hazar Birliği. Bakın, Pan birlik demektir. Arkasından gelen kavrama göre değişir. Pan-Hazariya dersiniz Hazar Birliği olur. Pan-Türkizm dersiniz Türk Birliği olur. Pan-Slavizm dersiniz Slav Birliği olur. Pan birlik. Burada aklıma Pampişler geliyor ama o konuya hiç girmeyeceğim. O çok başka bir şey. Arkadaşlar, Hazar Birliği'ni sağlayan şey neymiş? Dini hoşgörü. Şimdi, hocam Hazarların Musevilik ve dini hoşgörü dışında dinle ilgili sorusu ne gelebilir diyorsanız, İslam ordularıyla savaşıyorlar. Bunu ileride de Türk İslam tarihinde de kullanacağız. Aklınızın bir kenarında dursun. Arkadaşlar, 4 halife döneminde, Hazreti Osman döneminde İslamiyet'i Karadeniz'in kuzeyine çıkarmaya çalışınca İslam dünyası burada kiminle karşılaşıyorlar işte? Hazar Türkleriyle. Hazar Türkleriyle İslam ordusu arasında Belensir Savaşı yaşanıyor ve bu savaşta Hazar Türkleri İslam ilerleyişini durduruyor. Şimdi öğrenciler haklı olarak günümüz mantığıyla düşündüğü için o zaman bu olumsuz bir şey diyor. O dönem için olumsuz değil arkadaşlar. O dönemde Türklerimiz, o bölgedeki Türklerimiz İslamiyet'e girmiş değil zaten. Bakıyoruz Hazar ülkesinde arkadaşlar, yine önemli bir soru olabilir. Detaylı bir soru olabilir. Hazar ülkesinde yaşayan Müslümanların yöneticisi olarak ünvanlandırılan kişiye Haz denir. Haz neymiş? Hazar ülkesinde Müslüman nüfusun başına tayin edilen, yöneticilere verilen ünvan. Evet, şimdi bunlardan bahsettik. Peki, dinle ilgili ne gelebilirmiş? Musevilik, dini hoşgörü sorusu, İslam ilerleyişinin durdurulması ve Müslümanların başına tayin edilen yönetici. Peki din dışında sorusu var mı hocam diyorsanız, alın size bir soru örneği daha. Arkadaşlar, Hazarlar Türk tarihinde pek görülmeyen bir şey yapıyorlar. Hazarlar ordularını ücretli askerlerden kuruyorlar. Kültürgarlık'ta anlatacağız. Türklerde tarih boyu aslında hep, o dönemden itibaren başlıyor ama, ordu millet anlayışı vardır. Yani ücretli asker olayı görülmez. Kim dışında? Hazarlar dışında. Ben olsam soruyu şöyle kurardım. Türk ordu sisteminin en önemli unsuru olan ordu millet anlayışını uygulamayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Hazarlar ordu millet anlayışına uymuyorlar. Bunun dışında arkadaşlar adede dediğimiz çadırlı arabaları var. Biraz detay aman.
İbni Havkal seyahatnamesinde kimden bahsediyor? Hazar Türklerinden bahsediyor. Bakın eser devlet eşleştirmesini de kullanıyorlar biliyorsunuz. Der ki mesela, önemli seyyahlardan İbni Havkal'ın seyahatnamesinde aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine ait bilgiye rastlayabiliriz? Ya da Hazar Türkleri ile ilgili önemli bilgilere sahip olan seyahatname aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılmıştır? Batuta'yı koyar, Havkal'ı koyar. Yani ciddi bir soru, bu da yine olabilir. Gelirse de yapılma oranı düşük olur. Hazarlarla ilgili bunları bilmenizi istiyorum. Gelelim Avarlar. Şimdi böyle anlatınca öğrenciler diyor ki, hocam iyi ki iki tane özellik bilelim istediniz. Dünya kadar şey saydınız. Ama benim için başka türlü rahat etmiyor işte. Arkadaşlar, Avarlarla ilgili de şunları bilmenizi istiyorum. Diğer ismi ne? Juan Juanlar. Çok Juan Juanlı isimleri var. Ha, Juan Juanlar. Kimlerdensin? Juan Juanlardan. Avarlar Juan Juanlar olarak isimlendiriliyor. Çinliler tarafından, Göktürkler de onlara ne diyor? Aparlar diyor. Bir, Juan Juanlar. İki, Aparlar. Üç, işte farklı bir Türk boyunun ismini verip Avar Türkleri için yukarıdaki ünvanlardan hangileri kullanılabilir diyebilir. Arkadaşlar, hem Orta Asya'da hem Avrupa'da devlet kurdular. Demin bahsetmiştim. Ötüken'e hakim Avarlar aslında. Göktürkler gelip devlet merkezi yapınca Ötüken'i, bağımsızlık için ne yapıyorlar? Göç ediyorlar. Bu defa nereye gidiyorlar? Avrupa'ya. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. Şimdi buna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi soru bankalarında artık biz de, ben de bir yayın yazarı olarak kendimi de eleştireyim. Dik köşe artık her şeye gitmeye başladık. Şu tarz sorular görebilirsiniz. Diyor ki mesela soruda, ikinci kuşatan kim? Devlet olarak Bulgarlar. Ama Avarlar iki kez kuşattığı için diyor ki, üçüncü İstanbul kuşatmasını kim gerçekleştirmiştir? Öğrenci diyor ki, hoca bize Avarları anlattı. Bulgarlar da kuşatmıştı, onları da anlattı. E üç kim diyor. Arkadaşlar iki kez kuşatıyorlar. Üçüncü kuşatmayı da Bulgarlar yapıyor. Ama devlet olarak ikinci sırada kim? Bulgarlar var. Üzengi. Nerede bahsetmiştik? İskitler'de. Arkadaşlar üzengi dediğimiz at koşum takımını ve Türk sanatının, yine daha önce anlattığımız göçebe hayatı unsurlarının sanatta kullanılması dediğimiz hayvan üslubunu Avrupa'ya taşıyan da kim sevgili arkadaşlar? Taşıyan ve tanıtan yine Avar Türkleri. Gelelim Macarlara. Macarlara. Bugün Macaristan ne diye anılıyor? Hungary diye anılıyor. Değil mi? Nereden geliyor? Hungar. Bugünkü Macaristan'ın temeli Macaristan'ın atasıdır. Arkadaşlar, bilmenizi istediğim özellikleri. Bir. Budapeşte'de Avrupa'nın ilk Türkoloji Enstitüsü'nü kuruyorlar. Avrupa'daki ilk Türkoloji Enstitüsü'nü kuruyorlar. Bir. Macaristan'da bugün hala bizde bile yapılmayan bir şey yapılıyor, biliyor musunuz? 2008 yanlış hatırlamıyorsam. 2008'den bu yana arkadaşlar Macarlar Türk kurultayları düzenliyor. Toy şölenleri yapıyorlar. Dünyanın çeşitli yerlerinden biz de temsilci gönderiyoruz. Türk temsilciler geliyor ve burada Türk kurultayları topluyorlar. Macarlar aslında Türk kültürüne hala ilgili bir devlet. Bulgarlar. Onlar da bugünkü Bulgaristan'ın atası. Kubrat Han döneminde büyük Bulgar devleti oluyorlar. Arkadaşlar, Bulgarlar son yıllarda biraz daha soru özelliği arttı. Niye arttığından şimdi bahsedeceğim. Bakın, bizim için önemli iki kol var. Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları. Bakın, Tuna Bulgarları İstanbul'u kuşatıyorlar. Demin bahsetmiştim. Avarlardan sonra kim kuşatmış? Bulgarlar. Hristiyanlığı benimsiyorlar. Bu anlamda bizden uzaklaşıyorlar. Yöneticilerine çar unvanı kullanıyorlar. Çarı daha sonra kimde göreceğiz? Ruslarda göreceğiz. İşte ileride zaten Ruslar, daha doğrusu Bulgarlar kendilerini Ruslara biraz da bu yüzden bağlı hissediyorlar. Ortak kökenleri varmış gibi düşünüyorlar. Bu kısım zaten Türk olduklarını hiç kabul etmiyor. Hatta Bulgarların en nefret ettiği topluluklardan biri Türklerdir. Arkadaşlar ama bizi asıl soruda ilgilendiren kısım Volga Bulgarları, İtil Bulgarları. Bakın, Almışan döneminde İslamiyet'i kabul ediyorlar. Şimdi, hocam,
Ben daha önce de KPSS'ye hazırlandım. Yıllardır da ÖSYM'nin geçmiş yıl sorularını çözüyorum. Sorularda hep Karahanlılar diyordu. Emin misiniz İslamiyet'i kabul eden Türk Devleti'nin ilk İtil Bulgarlar olduğuna? Arkadaşlar MEP'te bu bilgi artık değişti. Hatta MEP'te bir okuma parçası var. Orada şundan bahsediyor. Direkt zaten ifadeyi kullanmak istemiyor ama diyor ki önemli Türk tarihçilerinin de Türk tarihi hocalarının da iddia ettiği gibi diyor. İtil Bulgarları İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devleti olarak kabul edilmiştir diyor. Dayanak gösteriyor. Direkt bu ifadeyi kullanmıyor. Daha önceki sorularla çelişmemek için ama artık İtil Bulgarları için İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devleti tabiri MEP'te de geçiyor. Ama ben yine de yıllardır sorduğu sorularla çelişmeyeceğini düşünüyorum ÖSYM'nin. Bu yüzden bence ÖSYM bu işi soracak olursa coğrafyayla çözecek. Nasıl? Diyecek ki Avrupa'da İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devleti İtil Bulgarları. Eğer eski yıllarda yaptığı gibi Karahanlılar sorusu sormak isterse de Türkistan'da ya da Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti diyecek. En azından buradan ayırma şansınız olacak diye düşünüyorum. Arkadaşlar Almışan'ı unutmayın. Almışan döneminde İslamiyet'i kabul ediyor İtil Bulgarları. Bakın yine önemli bir eser. İbni Fadlan seyahatnamesinde Bulgarlardan ve Bulgarların İslamiyet'i benimsemesinden bahsediyor. Bize bilgiler veriyor. Hatta kendisinin de bu çalışmalarda katkısı olduğuna, Bulgar Türklerinin bir kısmını Müslüman yaptığı aşamayı anlatıyor bu seyahatnamede. Ve kendisinin hayat boyu en çok mutluluk duyduğu şeyin de birçok kişiyi bu sayede Müslüman yapabilmesi olduğunu anlatıyor. Bu yüzden yine seyahatname de soru olarak karşımıza gelebilir mi? Demin nasıl Hazarlarla ilgili Havkal sorusu sormuştum. Bunun da der ki mesela İtil Bulgarların İslamiyet'e geçiş sürecini anlatan önemli seyahatname aşağıdakilerden hangisidir? Ya da İbni Fadlan seyahatnamesinde aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinin İslamiyet'e geçişi konusunda bilgi verir? Bu arada dinlediğiniz videolardaki bu soruları bir kenara yazarsanız aşağı yukarı bir soru bankanız herhalde olacak. Değil mi? Oğuzlar diğer ismiyle baktığımızda kollarına ayrılınca göreceğiz. Arkadaşlar Oğuzlar gelecekte Türk ve dünya tarihine yön verecek büyük Türk devletlerinin atasıdır. Kim gibi? Selçuklular gibi. Kim gibi? Osmanlı gibi. Hatta bizim de. Bağlantıyı düşündüğünüzde hatta bizim de. Onlar Üçoklar ve Bozoklar şeklinde ayrılıyorlar. Hatırlıyorsunuz. Üçoklar 12 kola, kendi içinde 12 kola, Bozoklar 12 kola ayrılıyorlar. 24 tane boyu var bunların. Şimdi öğrenciler diyor ki hocam bir sürü Türk devleti Oğuzlardan doğmuş. Nasıl? İşte o 24 kol kendi içinde daha sonra bölümlere ayrılıyor. Anadolu'ya gelenler bile kendi içinde bir sürü kolu var. Afşarlar ayrı, işte Kayılar ayrı, Kınıklar ayrı, o ayrı, bu ayrı. İşte Üçokların baktığınızda Kınık, işte Kayı, bu boyların isimleri tanıdık geliyor. Daha sonra nereye geçiyor arkadaşlar bunlar işte? Selçuklu, Osmanlı gibi büyük Türk devletlerinin atası. Bir. İkincisi, Oğuzların Hristiyan olan koluna ne deniyor arkadaşlar? Uz. Uz deniyor. Arkadaşlar Anadolu'ya gelip bir süre sonra Müslümanlarla dönmüş olanlar kimler? Türkmenler. Arkadaşlar Dede Korkut hikayeleri Oğuzlara aittir. Oğuzname yine Oğuzlara aittir. Dede Korkut hikayeleri bizim için önemli. Dede Korkut hikayelerine Kötürük Halk'ta da bahsedeceğiz. Baktığınızda Kumanlarla, Kıpçaklarla yaptıkları mücadeleleri anlatıyor Oğuzların. Ve bu eser bizim için hala günümüzde bile önemli. Yazılı hale getiren ilk kim olacak? Türk İslam Devletleri'ni anlatacağız arkadaşlar. Uzun Hasan döneminde Dede Korkut hikayeleri ilk kez yazılı hale getirilecek Akkoyunlularda. Karlutlar, çok da uzatmayacağım size daha fazla bu kısımla ilgili. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyu, topluluğu. Dikkat edin birinde devlet dedik, birinde boy dedik. İslam tarihinin, Türkistan tarihinin başlangıcında da size zaten ilk boy şudur, ilk devlet şudur ayrıntısını vererek geleceğim. 751 Talas Savaşı sonrası Abbasilere verdikleri destekle İslamiyet'i tanıyorlar. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu olma özelliğine sahip. Kırgızlar
Arkadaşlar Kırgızlar dediğinde soru genellikle ne üstüne gelecek? Edebiyat. Unutmayın. Edebiyat. Bakıyoruz. Yenisey yazıtları onlara ait. Bakın Yenisey yazıtlarının aslında dikiliş tarihi Orhun abilerinden daha eskidir. Ancak biz neden Yenisey yazıtlarını ilk Türk yazısı olarak ele alamıyoruz? Çünkü Yenisey yazıtlarının yıpranmışlığı çok fazla. Çözümlemesi yapılamamış. Bilgilendirme yapmıyor bize. Bu yüzden hala Orhun abileri üstünden gidiyoruz. Bir de MEP daha resmileştirmediği için. Yenisey yazıtları onlara ait. İkincisi çok önemli bir destanları var. Manas Destanı. Arkadaşlar dünyanın en uzun destan örneğidir. Bakın hem İslamiyet öncesinden bilgi verir, hem İslam sonrasından bilgi verir. Hem sözlü dönem eseridir, hem yazılı dönem eseridir Manas Destanı. Durağan bir destan değildir, doğurgan bir destandır. Yani halen yazılmaya devam etmektedir. Kırgızistan'da canı sıkılan Kırgız ozanı altına gidip iki satır daha yazabiliyor. Hala üretiyor. 600 bin beyti geçtiği söyleniyor. Başlangıcı nasıl? Manas isimli bir Kırgız askerinin kahramanlıklarını anlatan bir destan. Cengiz Han döneminde Kırgızlar Moğol egemenliğine giriyor. Arkadaşlar dünyanın ilk uluslararası yarışmaları da yine kiminle düzenleniyor? Kırgızlarla düzenleniyor. Gelelim peçeneklere. Devlet kuramıyorlar. Siyasi yapılarını sadece ne olarak devam ettiriyorlar? Bir boy olarak devam ettiriyorlar. Sorusu gelirse nereden gelir? Arkadaşlar bu adamlar ücretli askerlik yapıyorlar. Hani şimdi diyoruz ya lejyon. Onun gibi. Ücretli askerlik yapıyor bu adamlar. Bu adamlar özellikle Bizans ordusunda paralı askerlik yapıyorlar. Yine Bizans bunlara bir savaş öncesinde diyor ki savaş var dediler diyor geldik. Bizanslılar parayı veriyor, savaş alanına çıkıyorlar. Bir bakıyorlar karşı tarafa davullar, tuğlar, sancaklar. Kim bunlar? Oğuz Türkleri. Büyük Selçuklu. Savaş hangi savaş? 1071 Malazgirt Savaşı. Hop taraf değiştiriyorlar. Bakın 1071 Malazgirt'in kazanılmasında önemli bir yere sahipler. Demek ki Anadolu'nun Türk yurdu olmasına katkı sağlıyorlar. Peki, peçenekler tek başına mı taraf değiştiriyor Malazgirt'te? Hayır. Biraz önce o Oğuzların Hristiyan olan kolu dedim ya. Öncüllü soru yaparsa hangileri taraf değiştiren boylar arasındadır? 1, 2, 3. Hem uzlar hem de peçenekler buna karşılık kullanılabilir. Türk işler. Arkadaşlar Bagat Hakan onlar için önemli. Neden Bagat Hakan onlar için ve bizim için önemli? Bagat Hakan kendi adına bir para bastırıyor. Madeni bir para. Yarmak. Arkadaşlar adına para bastıran ilk Türk hükümdarı Bagat Hakan. Bakın Göktürkler parayı kullanan ilk Türk devleti ama kendisine ait ilk milli parayı basan kim oluyor bu durumda? Türk işler. İkisi farklı şey. Göktürkler Türklerde parayı kullanan ilk Türk devleti. Ama Türk işler kendisine özgü milli para basan ilk Türk devleti. Arkadaşlar Türk işler de tıpkı Hazarlar gibi İslam ilerleyişini durduran devletlerden biri. Bakın Sulu Kağan, Sulu Çor Kağan döneminde Vakatüşşip Savaşı dediğimiz savaşla Emevilerin Orta Asya'ya girmesini engellemişlerdir. Emeviler döneminde Emeviler Orta Asya'ya girmeye çalışıyor. Buna dur diyen Türk topluluğu kim? Türk işler. Arkadaşlar neyi gösteriyor bize? Emeviler Arap milliyetçisi bir toplumdur. Orta Asya'da milli kültürün, Türk kültürünün korunmasına etki etmiştir. Yine olumsuz almayacaksınız, olumlu. Tamam mı? Başkırtların sadece bugün Rusya'da hala yaşadığını bilin. Bunun dışında kimekler var? Tutu dediğimiz valiler var sadece. Ünvan olarak bunları bilin. Sibirler, Sabarlar bugünkü Sibirya'ya ismini veren topluluk. Onu bilin. Arkadaşlar Kumanlar, Kıpçaklar bizim için önemli. Nasıl önemli? Bakıyoruz. Atabek ünvanlı yöneticileri var bir. Biraz önce bahsettim.
Oğuzlarla girdikleri mücadele neyi anlatıyor? Dede Korkut hikayelerini anlatıyor. Arkadaşlar, kendilerine ait önemli bir eserleri var. Codex Comenius. Codex Comenius isimli bir sözlükleri var. Latince, Kıpçakça, Farsça kavramların karşılıklarının bulunduğu Codex Comenius adlı eser de kime aitmiş? Kumanlara, Kıpçaklara aittir. Bir de bunlarla ilgili şunu söylüyorlar. En yakışıklı, en güzel Türk boyudur diyorlar. Sarışın, renkli gözlü, uzun boylu Türklerden olanlar. Evet, böylece arkadaşlar siyasi tarihle ilgili kısımla işimiz bitti. Buradan sonraki dersimizde artık ne başlayacağız? İslamiyet öncesi Türklerde kültür uygarlık yapısını incelemeye başlayacağız. Evet, hepinize bir sonraki derse kadar kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.